Mustafa. Doğumlu Mustafa Aktaş. Şimdi biz önce çırak olarak gittik, çalıştık. Esnafın yanında gittik, çalıştık. Orada çırak olarak bütün işleri yapardık. Ayak işlerini, temizlik işlerini, her işi yapardık. Bugünkü şartlarda o işler kalmadı. Bugünkü şartlarda çırak o şekilde gelmiyor. Önce okula gidiyor, kalırsa dükkana gelir. Onun için gençler kalırsa dükkana gelen pek nadir yani. Bu anda çırak yetişmesi çok sıkıntılı. Esnaf olarak sıkıntıda. Neden sıkıntıda? Onu da anlatayım. Çünkü para karşılanmıyor. İstediği maaşı alamıyor. İstediği sağlık hizmeti, şu gün hepsi karşılanmıyor. Onun için esnaf ne yapacak? Gereken işlemlerini kendi günü birlik geçirmeye bakacak. Günü birlik geçirmeyi dediğimiz ne anlamına gelir? Bu ayı kurtardın mı bir dahaki aya Allah bereket versin, Bismillah diye başlayacak. Şimdi bir çırak yetişmesi için bu anda temelde yetişmesi gereken esnaf olabilmesi için mutlaka aklı, fikri mutlaka o işe verecek. Şimdi o işler kalmadı. Neden kalmadı? Tamir işi bitti. Yeni parça takacak, atacak çöpe. Onun için tamir işi bitti. Hepsi yeniyle. Ne var şimdi piyasada kullanılan bu anda? Çin malı. Genelde Çin'de ucuz bir mal. Bunları hep piyasada alıp toplup tamir işi. Zaten değeri bir şey değil. Parça değeri onun yarı fiyatı. Adam atıyor. Onun için attığı vakit bir işe yaramıyor. Esnaflık bitti. Şimdi eskiden tamirci vardı. Efendime söyleyeyim. Elektrikçi, kaportacı bunların hepsi. Bunlar ayrı ayrı vardı. Garajlar vardı. Şanlıurfa'da 3-4 tane garaj vardı. Onlar da hepsi çıraklar giderdi. Orada gece 10'a kadar çalışırdı. Sabahtan gece 10'a kadar. Onun için canla başla seve seve işi öğrenin diye. Ama şimdi ne yaptı? Servisler çıktı. Bütün birimleri bir araya topladı. Hepsini servislerden başka kimse yapmıyor. Servisler de parça vermediği için yavaş yavaş esnaflar kapandı. Esnaflar kapandı. Yenge esnaf yetişmediği için çıraklar da olmuyor. Ama şimdiki bu anda gençlerimiz genelinde çıraklı eğitime gidiyor. Devletimizden Allah razı olsun. Çıraklı eğitim dersi var, halk eğitimde var, eğitim kursları var. Onlarda hepsi birbirine güzel yani bilir kişiler veriyor, öğretmenler veriyor. O dersleri mükemmel kafalarına yerleştirirse birer sanat sahibi oluyorlar. O daha başarılı, daha güzel. Burada şimdi eskiden ne diyelim? Şanlıurfa'da bir usta yok. Gaziantep'e gidip yaptırıyorduk. Ya orada usta var. Kardeşim nereye gidiyor? İstanbul'a gidiyor, yaptırıyor bir arabanın arızasını tamirini. Şimdi öyle bir şey yok. Seyiriz Şanlıurfa'da. Her şehir genel merkezi burada. Ne yapıyor? Yapıyorlar, yaptırıyorlar. Ücret mukabilin karşılığında sıkıntı olmuyor. Ama eskiden parça zorunluluğu vardı. 10 yıl o kalktı. 5 yıla düştü. Onun için garanti vardı. Şimdi garanti devam ediyor. Garantiden şimdi vatandaş, bir zat ben kendim yaşadım. Garantili bir malzeme aldım. Servisi aradım. Servis beni yönlendirdi. Bir telefon numarası verdim. Merkezi aradım. Kardeşim böyle böyle bir şikayetim var. Tamam dedi, döneriz. Ben de onu bir daha aradım. Akmadılar yani. 3 sefer aramama rağmen, servise gitmeme rağmen iyilenmediler. Ne yaptım? O parçayı mecburen burada yarmak zorunda kaldım. Aradan 3 yıl geçti. 3 yıl. Bir gün bir telefon çaldı çarşıdaydı. Dedi ki, alo sen misin? Evet buyur kardeşim. Dedi filan firmadan arıyorum. İyi de ben o malzemeyi burada yapmışım. 3 yıl önce size bildirmişim. Yenge mi geldi fikrinize? Ya kusura bakma. Kapattı. Yani şimdi bu anda ben hiç kimseyi suçlamıyorum. Hiç kimse. Adam diyorum ki malzeme arızalı, kullanım hatası. Elektrikten arıza diyor. Tamam kardeşim benim suçum ya. Ben niye mağdur oluyorum bu anda? Onun için ben en güzel kaliteli malzeme almaktan taraftarım. Bayilerden faturalı olması gerekir. Evet.
bundan taraftarız. Şimdi esnaflık dediğimiz vakit bu anda bir esnafımız kalmıyor. Bugün Haşimiye'de bakarsan kalaycı kalmadı. Efendime söyleyeyim keçeci kalmadı. Kürtçü kalmadı. Efendime söyleyeyim bu gibi şeyler hepsi kalmadı. Kalmadığından dolayı da kimse daha bir iş bulamıyor. Onlar hepsi başka çarelere bakıyor. Ne yapıyor? Fabrikaya gidiyor. Çalışıyor fabrikada günlükçi. Ne iş olursa yapıyor. Yetişiyor. Ama ya okul okuyacak imkan varsa. Sağ olsun devlet, Allah razı olsun. Devlet bütün imkanları veriyor okuyana. Defterini, kitabını, kalemini. Her şeysini devlet veriyor. Allah razı olsun bundan. Onun için en güzel kıymetini bilip gençlik çağını başarıyla kazanmak gerekir. Şimdi esnaf dediğin vakit bu anda sıkıntılı esnaf. Neden sıkıntılı? Çünkü malzeme temin edemiyor. 5 yıl bulundurmak zorunda öyle bir şey yok. Günübirlik sezon değişiyor, 6 ay bir sistem değişmiş, program değişmiş. Onun için yetiştiremiyor. Teknoloji baş döndüren değil nokta. Bugünkü ben şahsım vatandaş olarak ne yapmam gerekir vatandaş olarak? Kaliteli bir şeyi faturayla ve hak sahibi olabilir. Şimdi öyle bir şey yok. Ne yapıyorsun? Zorunluluk yaşıyorduk. Bütün malzemeyi çöpe atıyoruz şimdi bu anda. Bilirdin bilmez. Bir yıl malzemeler kurda da. Onun için esnaflar sıkıntılı. Şimdi gençler amca gelip dükkanı açar. İyi de evladım iş yok. Nasıl çalışayım biz? Tamam çalış da iş yok. Çocuğa ne öğreteceğim? Çünkü aldığın mal 5 yıl garantili, 3 yıl garantili, 7 yıl garantili. E çocuğu ne yapacak? Ne yapıyor bazen? Tamam amca doğru diyorsun. Gide bir iş bulmayalım. Bu fabrikada işçi oluyor. Ve bir yerde bir bekçiliği, ve bir yerde çalışmaya çalışıyor. Yani gene devletimizden Allah razı olsun, Allah istikrarını vermesin. Valiliğimizden de Allah razı olsun. Bütün hepsi yönetimden, bütün hepsi öğrencileri, hepsine eğitim veriyor. Ondan sonra sanat okulunda gece dersleri var. Bunları hepsinde eskideyle bir şey yok. Şükürler olsun. Elhamdülillah. Çok mutluluk yani bu anda. Mutluluk ve gurur diyorum. Neden? Bir belge alıyor. Ben ustayım. Bundan iyi bir şey mi var ya? En mükemmel şey budur. Devlet desteklidir hepsi. Allah razı olsun. Milletin Bakanlığı'nda hepsinin gereği ne yapıyorsa yapıyor. Ama şimdi bugün ben bir çırağı yetiştireyim deyimse adam gelmiyor. Saat 9'da işe geliyor. Örneğin saat 3'te 12'ye kadar kalıyor. Usta ben okula gideceğim. 3 saatte bu çocuk ne gidemeyecek? Öğleden sonra gidiyor. 2 gün gelmiyor. Neden? Ya internete gidiyor. Ve bir yere kaçıyor. Yani çalışan bir şey. Sanal alemimiz de var bu anda. Bütün hepimiz sanal alem. İnternet, telefon. Oğlum gel bana git. Tamam baba. Gideyim de. Ya oğlum ne oldu bu parça? Vallahi dur. İnternet uğraşıyor. Ne oldu? İşçilik de kalmadı, ustalık da kalmadı. Onun için bu devletimizden yine Allah razı olsun. Bütün imkanları tanımıştır. Hepsine, büyüklerimize teşekkür ederiz. Allah razı olsun hepsinden.